Neden Z kuşağı? Z kuşağının boynu neden kambur? Z kuşağı sohbet etmeyi neden sevmiyor? Z kuşağı en çok hangi yemeği sever? 60 yaşında bir insandan Z kuşağı olur mu? Kendi kankamla, yani anladın mı Muruk, yani kendi kankamla hani onunla takılırım, yani onun dışında gerisi yani down yani. Okey. Acaba 40-45 yaşında, 50 yaşında, işte şu an bizi izleyen izleyicilere sormak istiyorum. Biz 20 yaşındayken bizi 40 gün eve kapatabilirler miydi? Yalçın, yani bula bula bu soruyu mu buldun yani? Neden Z kuşağı? Enteresan yani. Neden Z kuşağı? Bir şeyleri böyle tasnif etmeyi, keskinleştirmeyi, sınıflandırmayı çok seviyoruz. İşte sağcı, solcu, işte dinci, laik, şucu bucu falan derken bu aralarda çok fazla konuşmaya başladığımız bir konu var. Z kuşağı. Nedir bu Z kuşağı? Günahı ne bu insanların? Nereden geldiler? Yoksa uzaylı dediğimiz varlığın kendisi mi Z kuşağı? Mısır piramitlerini Z kuşağı mı yaptıya kadar bir sürü soru sorabiliriz Z kuşağı ile ilgili. Ama biz yine bir gazetecilik klasiği olan Z kuşağı nedir diyerek programımıza başlayalım. Evet, Yeni Mesaj TV'nin sevgili izleyicileri, Z kuşağı ile ilgili olarak en basit, en klasik, en böyle bilindik açıklama şu. 2000 sonrası doğan herkese Z kuşağı diyoruz. Yani bugün 20 yaş altı herkes Z kuşağı diyebiliriz. Peki bizler ne oluyoruz? İşte X, Y, Z diye şu an tasnif ediyor ama 5-6 tane böyle kuşak tanımı daha var. İşte baby boomer dedikleri bebek patlaması, nüfus patlaması kuşağı var. Ondan sonra X kuşağı var, Y kuşağı var, Z kuşağı var. İşte 40 yaş üstünü X kuşağı, 30 yaş üstünü Y kuşağı, 20 yaş altında Z kuşağı olarak tasniflediğimizde ne diyelim, hani sözlük manasında genel tasnifi yapmış ve bitirmiş oluruz. Peki neden bu Z kuşağı bir anda gündeme geldi? Esasında seçimlerin yaklaşmasıyla gündeme gelen pek çok konu gibi şu anda bütün o seçim çalışmalarını yapan, özellikle AK Parti ve CHP'nin seçim çalışmalarını yürüten ne diyelim piyasa araştırmaları, toplum araştırmaları şirketleri Z kuşağına erişmek gibi bir çaba içerisindeler. Ama o iş öyle o kadar kolay değil. Yani Z kuşağı kesinlikle kendine özgü dili olan, kesinlikle kendine özgü bir yaşam şekli olan bir kuşak. Öyle hani Y kuşağının etkilendiği gibi, işte X kuşağının etkilendiği gibi, bu işte filan parti var ya, işte onların zamanında tüp kuyrukları vardı, şeker kuyruğu vardı, yağ kuyruğu vardı gibi. İşte biz geldik, bütün bunları bitirdik. Buzdolabı benim geldiğim döneme kadar hiç kimsenin evinde yoktu. Elektriği de bu köye biz getirdik söylevleriyle Z kuşağından oy almak mümkün gözükmüyor. Bu nedenden dolayı Z kuşağını biraz böyle hafif hırpalanmaya başladığını düşünüyorum. Yani gitgide böyle Z kuşağı günah keçisi gibi gösteriliyor ki esasında bence yanlış bir politika izleniyor. Yani etkileyemiyorsam kötüleyeyim. Yani kedi uzanamadığı ciğere mırdar dermiş mantığıyla, ki büyük ihtimal mırdar kelimesini Z kuşağı anlamamıştır diye düşünüyorum. Evet, yani bu mantıkla biraz Z kuşağını biz tukaka ilan ettik diyebilirim. Bir not geldi elime, arka tarafında Z yazıyor. Evet, Z kuşağı. Z kuşağı bu. Bu kötü esprisinden dolayı Yalçın'a da ayrıyetten yani teşekkür ediyoruz. Allah'ım, yarabbim, yani yapacak bir şey yok. İşte hani ipin ucu Yalçın'ın elinde. O yönetiyor, o yönlendiriyor bizi. Neyse, biz konumuzu çok fazla dağıtmayalım. Şimdi X, Y, Z kuşaklarını birbirinden ayıran en temel özelliklerden bir tanesi esasında genel olarak topluma bakış, aidiyet duygusu, işte vatan, devlet, millet gibi kavramlar, politik duruşlar, dini görüşler, politikaya yaklaşım, işte non-politik, politik, asiyasal, siyasal gibi ayrımlar üzerinden insanları ayrıştırmayı da başardık. Z kuşağı genel olarak apolitik gibi gözüküyor. Yani böyle non-politik, politika hiç alakası olmayan, hep böyle eller havaya hoo falan gezelim tarzında bir yaşam şekli varmış gibi. İşte elinde telefon, işte sürekli sağa sola böyle işte atıyorum oradan buradan resim atan, işte Tinder'dan falan filan bir yerlere doğru koşan, yürüyen bir kuşakmış gibi aşağılıyoruz ama maalesef
Onlar zekalarıyla bizimle dalga geçiyorlar. Bunu da yapmış oldukları yorumlardan çok net bir şekilde görüyoruz. Bir kere Z kuşağı kendini 3-5 kelimeyle ifade edebiliyor. Yani öyle Y kuşağının sayfalara sığdıramadığı anlatımı Z kuşağı 10-15 harfle halledebiliyor, birkaç kelimeyle çözebiliyor. Zeka konuşturuyor. Bunun için de zeka konuşması gerekiyor. Zekanız yetmiyorsa Z kuşağını aşağılamayın diyorum ben Z kuşağı adına. Z kuşağı neden apolitik kabul ediliyor? Neden politik kabul edilmiyor? Ya da niye politikaya uzak, siyasetle çok ilgilenmiyor derseniz, ülkemiz adına konuşacak olursak, bugün 20 yaşındaki bir çocuk AK Parti dışında bir herhangi bir iktidarı tanımadı, görmedi. Bu ne demek? Yani ülkenin iyi ya da kötü yönetilmesi ya da nasıl yönetildiğiyle ilgili bir politik skaladan herhangi birini deneme ve görme şansı olmadı. O açıdan diyor ki, bakıyor, söylevlerine bakıyor. Diyor ki AK Parti beni çok fazla etkileyemiyor. Sonra hemen yanına kondurulan işte AK Parti yoksa elimizde CHP var, CHP yoksa MHP var, MHP yoksa İYİ Parti var. Onlara da bakıyor, onların diline bakıyor, söylevine bakıyor, işte toplumsal olaylara bakışlarına bakıyor. Sonra diyor ki, yok ya, bunların hiçbiri beni temsil edemez diyor. O açıdan diyor, bana ne ya diyor, yani sandığa gitsem ne olur, gitmesem ne olur diyor. Sonuçta beni etkileyecek bir siyaset oluşmayacaksa benim diyor herhangi bir siyasi partiyle de özdeşmeme gerek yok diyor. Yani burada esasında şöyle bir tehlike söz konusu. Biz Z kuşağını fikirlerimiz ve düşüncelerimizle etkileyemezsek, onların ne demek istediğini tam manasıyla anlayamazsak, bence yavaş yavaş onlar kendi duruşlarını sergileyecekler gibi geliyor bana. Yani ilerleyen dönemlerde Z kuşağının toplumdaki nüfus, yani popülasyon anlamında bugünün Z kuşağının ilerleyen dönemde ciddi bir nüfus yoğunluğunu kuşatacak olduğunu düşünecek olursak, bence ülkenin geleceği olan Z kuşağını anlamalıyız ve bu manada o kuşağın dilini çok iyi çözmeliyiz ve o kuşağa vermemiz gereken mesajları ve onları taşımak istediğimiz, onlarla beraber yürümek istediğimiz ülke geleceğini, politikalarını çok iyi belirlememiz gerekiyor. Y kuşağını da birazcık böyle Z kuşağının içine dahil edebiliriz. Çünkü yani 30 küsur yaşlarındaki insanların da hafızaları çok fazla böyle bir takım şeylere. Onlar daha çok böyle ekonomiyle boğulmuş, ekonomiyle yoğunlaşmış. Hani o CEO'ların, CFO'ların, CEO'ların falan böyle dünyasında gezinmeye çalışan beyaz yakalı dediğimiz daha çok profilin içinde olduğu bir kuşak. Yani ben tamamen böyle geliri odaklanmış, kariyeri odaklanmış bir profil gibi görüyor. Onlar için evet, siyaset politika önemli. Çünkü politika demek, ekonomi demek, siyaset demek, ekonomi demek. Yani esasında hayatımızın her alanını etkiliyor bugün siyaset. X kuşağı, yani benim kuşağıma bakacak olursak, biz zaten tamamen politik bir kuşağın içerisinde doğduk. İşte ne diyelim biz ona? Yani şöyle diyebiliriz, işte sağı solu, işte Alevisini, Sünnisini, her türlü ayrışımı, siyasal ayrışımları öğrendik, duyduk, bir kısmını yaşadık. Yani bu manada biz biraz daha politik bir kuşağız diyebilirim. Zaten şu anda mecliste, bakanlıkta vesaire pek çok yerde, bürokraside benim yaş grubu, yani bizim jenerasyondan insanlar bulunuyor. Onun öncesine bakacak olursak esasında biraz daha böyle işin farklı boyutlara gittiğini görüyoruz. Mesela diyelim ki bir savaş kuşağı var. Yani 1. ve 2. Dünya Savaşı'nı görmüş bir nesil var. Şimdi bunların hayata bakışıyla bizim hayata bakışımız asla bir olmaz. Yani yan evden İşte 3 kişinin öldüğü, arka sokaktan 20 kişinin öldüğü, kendi ailesinden onlarca insanın cephede olduğu ya da cephede ya gazi olduğu ya şehit olduğu, bir insanın sevgiye bakışı, topluma bakışı, devlete bakışı, bayrağa bakışı, aidiyet kavramına yaklaşımları ya da bu noktadaki duygularını bizim yaşadıklarımızla bağdaştıramayız. Yani biz onlar gibi olaylara bakamayız. Ya da işte ondan sonraki dönem, işte bakıyorsunuz kıtlıkların yaşandığı savaş sonrası dönemde, işte insanların büyük şehirlerden, işte büyük şehirlere göç ettiği, küçük şehirlerden çıkıp hayatını değiştirdiği dönemler, işte Avrupa'da, Amerika'da ırkçılığın işte yaşandığı dönemler falan. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman esasında bir jenerasyonla ilgili şunu çok bir kere net bir şekilde tespit etmek gerekiyor. Her jenerasyon yaşadığı dönemin
etkilerini üstüne giyiyor. Yani savaş jenerasyonu savaşın etkilerini üstüne giyiyor. Kıtlık jenerasyonu kıtlığın etkilerini üzerine giyiyor. İşte iletişim jenerasyonu, televizyon jenerasyonu, bilgisayar jenerasyonu, onlar da kendi döneminin etkilerini üzerine giyiyor. Bugün Z kuşağının üzerine biz ne giydirdik? Z kuşağına biz ne verdik? Yani biz ne verdik elimizde, ne istiyoruz onlardan sorusuna biraz da değinmek istiyorum. Biz Z kuşağına dedik ki al kardeşim eline telefonu, al eline tablet bilgisayarı, ondan sonra bununla oyna. Yeter ki bana bulaşma. Anne çalışıyor, baba çalışıyor, çocuğun elinde tablet bilgisayar. Anne çalışıyor, baba çalışıyor, çocuğun elinde bir tane telefon. Anne çalışıyor, baba çalışıyor ya da anne de işsiz, baba da işsiz. Hepsinin evinde elinde bir telefon, bir tablet bilgisayar. Ondan sonra dedik ki al bununla oyalan. O sokağa çıkmadı. O misketle oynamadı. Onun ayağı toprağa basmadı. O elindeki tablet bilgisayarı anne yaptı, baba yaptı, abi yaptı, abla yaptı, dayı yaptı. Sokaktaki arkadaşı yaptı, okuldaki arkadaşı yaptı, öğretmeni yaptı. Hatta hocası yaptı, alimi yaptı, dini yaptı. Her şeyini o tablet bilgisayardaki dünyaya sığdırdı. Sonra da onu bir yaşam biçimi olarak üzerine giydi. Artık elinde telefon, kulağında kulaklık, işte yolda yürüyen işte insanlardan biz kesinlikle hani toprağa ayağı toprağa basmış işte annesini ziyaret için işte atıyorum 3 sent, 5 ilçe, 1 şehir, 1 ülke gitmiş insanların yaşamlarını ya da onların davranışlarını beklememeliyiz diye düşünüyorum. Ya Yalçın beni Allah aşkına uyarma ya. Yani arkadaş iki dakika yani bu işte sabırsızlık işte Z kuşağının böyle bir şeyi var. Z kuşağı biraz da sabırsız oluyor. Niye? Çünkü onlar her şeyin her an olabilmesini istiyor. Kendi hayatından bir örnekle beraber şunu bitirmek istiyorum. Benim oğlum da işte Z kuşağına giriyor. Bir gün dedim ki oğlum dedim al şu faturaları götür işte fatura ödeme merkezinde işte İSKİ'ye, İKTAŞ'a işte adını sen söyle BEDAŞ'a götür ve bunları öde dedim. Bunları ödemeye başla ki yarın işte kendin bir eve çıktığın zaman bunları tek başına yaptığın zaman zorlanmayasın dedim. Baba ne saçmalıyorsun ya dedi. Telefondan tık 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 öderiz dedi. Bir de otomatik talimat veririm dedi. Bir daha dedi hiç ne BEDAŞ'a gidersin, ne İKTAŞ'a gidersin, ne İSKİ'ye gidersin dedi. Evet yani doğru. Yani günün sonunda bugün mobil hayatımıza girdi ve her alanda artık biz bunu yaşıyoruz. Bir de şöyle olayın iyi tarafını da görmek lazım. Pandemi süreci diye bir süreçten geçtik ve geçiyoruz. Belki de birkaç yıl daha bu süreç devam edecek ve biz bu sokağa çıkma yasaklarını yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi buradan sesleniyorum. Acaba 40-45 yaşında, 50 yaşında işte şu an bizi izleyen izleyicilere sormak istiyorum. Biz 20 yaşındayken bizi 40 gün eve kapatabilirler miydi? Sorunun cevabını hepimiz esasında aynı cevabı veriyoruz. Ama biz Z kuşağını eve kapattık ve sorduk. Oğlum sokağa çıkmak istiyor musun? Yok dedi. Çünkü sokak elinde. Çünkü hayat elinde. O mobil hayat, o mobil dünyayı biz onlara dünya olarak sunduk. Son olarak şunu söylüyorum. İnsanlar bir şeyi reddediyorlarsa bu reddedilen bir kere kendinde şunu sormalı. Ben neden reddediliyorum? İşte bugün işte insanlarla konuşuyoruz. Adam diyor ki eğer diyor din diyor işte bu cübbeli, sarıklı, şalvarlı adamların yaşadığı şeyse diyor ben diyor bu dini reddediyorum. Öbür adam da diyor ki o zaman sen kafir oldun diyor. Kardeşim o adam İslam'ı reddetmiyor. Senin kılığını, senin yaşamını reddediyor. Ya da işte benim politikamı benimsemiyorsa o zaman bu Z kuşağı politik değil bir işe yaramaz. Hayır, o senin duruşunu, senin politikanı beğenmiyor. Yani X kuşağının çok iyi bildiği bir sözle konuyu kapatalım. İğneyi kendimize batıralım. Z kuşağına geçmiş olsun. Z kuşağının boynu neden kambur? Z kuşağıyla, Z kuşağının lisanıyla cevap verin. Z kuşağının neresi düz ki? Z kuşağı sohbet etmeyi neden sevmiyor? Yani Kazım'ı tanıyan hiçbir kuşak sohbet etmez. Yani Kazım senin şansın yok. Z kuşağı en çok hangi yemeği sever? Yani işte Z kuşağı sağlıklı yaşamayı bence seviyor diye düşünüyorum. Z kuşağı sosyal medyada en çok kimle sohbet ediyor dedi. Ya bence ben kendi adıma Z kuşağı olduğum dönemde yani 20'li yaşlarında olduğum dönemde hani yaş grubundan bakacak olursak en çok kendi yaş
akranlarımla sohbet ederdim. Akran kelimesi de herhalde bu programa uymadı değil mi? Z kuşağına uymuyor. Z kuşağına uymuyor. Anlamaz. Ya kendi kankamla yani anladın mı Muruk yani kendi kankamla hani onunla takılırım yani onun dışında gerisi yani down yani. Okey. 60 yaşında bir insan Z kuşağına üye olabilir mi? Üye. Yani Z kuşağına üye olan illegal örgüt illegal örgüt mü ya bu üye olacak? Ya arka ya bu Yalçın var ya yani kesinlikle yani ne diyelim biz ona A kuşağı falan yani o ayrı bir yerde yaşıyor böyle. Ya Z kuşağı 60 yaşında bir insandan Z kuşağı olur mu? Değil mi yani soru bu. Yani üye olabilir mi? Ne demek ya üye olabilir mi? 60 yaşında bir insan Z kuşağı olmasını neye benzetirim biliyor musun? Yani böyle şimdi hani bir şey vardır yani böyle nasıl diyeyim ben sana bir doğuştan olmak vardır. Bir de sonradan eklenme vardır. Yani böyle biraz sırıtır ya. Yani ben öyle değerlendiriyorum bu soruyu. Fikirlerim var ama sosyal medyaya yasak geldiği şu dönemlerde bazı kelimeleri kullanmayayım. O açıdan bip tık diye konuyu kapatabiliriz. Z kuşağına daha fazla eziyet etmeyelim ve bu videoyu burada kapatalım.